Önce Malatyalılara tekrar burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlıyorum. Bu tür festivallerin esas önemli tarafı sürdürülebilir olmaları. Yani sadece bir veya iki kez, yani birkaç kez değil, zaman içerisinde kökleşerek, kurumsallaşarak varlıklarını sürdürmeleri. Bu yönüyle 10. defa yapılıyor olması, sanıyorum bir veya iki defa aksama oldu ama bu önemli değil. 10. kez yapılıyor olması bu sistemin artık gelenekselleşerek varlığını devam ettireceğine dair bir kanaat ortaya koyuyor. Böyle bir olgunun varlığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla film festivalinin Türkiye'deki festivaller arasında köklü temeller üzerinde kurulmuş, kendini kabul ettiren, ağırbaşlı ve sürdürülebilir bir kurumsal gelenek haline gelmesini zaten başlangıçta planlıyorduk. Yani böyle bir amaçla yola çıkmıştık. Bunun gerçekleşiyor olduğunu görmek bizim için oldukça büyük bir memnuniyet. Aslında festivallerin ayırt edici, yani bir diğerlerinden kendilerini ayırıcı niteliklerinin belirlenmesi lazım. Yani mesela hangi yönüyle öne çıktığı, diğerlerinden hangi açılardan farklı olduğunun belirlenmesi ve hissedilir olması lazım. Bu önemli bir nokta. Bir de zaman zaman yıllara göre her festivalin gerçekleştiği dönemlerde belli bir temayı belirlemesi, yani tematik olarak o yılın hangi alanını seçtiğinin belli olmasında fayda olur. Yani hem genelde bir mottosunun, temel bir ilkesinin bulunması, hem de yıllara göre tematik farklılıkları vurgulayarak yoluna devam etmesi, başarılı olması için aslında önemli adımlar, önemli bir takım ögeler haline gelir. Bu yönüyle Malatya Film Festivali'nin olumlu çizgide ilerlediğini söyleyebiliriz. Tabii bir takım aksaklıklar olmakla birlikte her zaman bu tür problemler olabilir. Ben gelecekte daha iyi yerlere taşınacağına inanıyorum. Vallahi bu konu hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Ama tabii böyle bir nedenin ortaya çıkması ve ertelenmesi, yani bu problemden dolayı bir aksamaya uğraması hoş olmadı. Keşke olmasaydı. Yani sonuçta bu tartışılan bir konu. O yönüyle önemli olan bu tür bir kurumsal yapının varlığını aksamadan sürdürmesidir. Bu şu aşamada üzerinde durularak değerlendirilmesi gereken bir şey. Hemen tabii ayaküstü şu olabilir, bu olmalıdır demek doğru değil. Başta belirttiğim gibi önce kültürel temelinin, yani kurumsal ilkelerinin belirlenmesi önemli. Yani bu yoluna devam edecek ama hangi ilkeler üzerinde devam etmeli? Hangi standartlara veya normlara bağlı olarak varlığını sürdürmeli? Bunun belirlenmesi lazım. Yani buna da belki işte öncelikle festivalin mottosu, ikincisi bir takım stratejik unsurlarının, stratejik tasarımının ortaya konulması gerekir. O da üzerinde oturulup çalışılması gereken bir şey. Elbette Malatya oldukça önemli bir çekim merkezi. Bu sıkça tekrar edilen bir şey. Yani burada tarımsal potansiyeliyle, kendine özgü bir havza olmasıyla, ki Malatya gerçekten farklı bir havza, yani hem tarım yönünden hem ekosistemiyle, hem kültürel dokusuyla, yapısıyla, çevredeki illerin bir kavşak noktası niteliğinde aşağı yukarı, hem çevredeki pek çok ilin özelliklerini taşıyor. Yani çevre illerin ortak özelliklerini bünyesinde barındıran ve bunları hem ekolojik olarak, hem kültürel olarak, hem de sosyal yapı olarak barındıran, çevresindeki pek çok ilden nüfus çekimi alan, nüfus alan ve onları kendi potasında bütünleştiren, eriten bir yer. Bu önemli bir çekim gücü olduğunu, bir birleştirme ve bütünleştirme noktası olduğunu gösteriyor.